bu kadar yapay zeka yapay zeka gerçi yapay olduk artık yani. Bu gördüğünüz tool'ların hepsi işte öyle bir yapay zeka aracı var ki ne yapıyor işte türevde falan çok boğuldum. Matematikte çok boğuldum. Kendiniz oynayıp kendinizle alakalı bir ürün çıkartmış olacaksınız en azından. Sonra isterseniz bunu ücretsiz olarak çıkarın isterseniz ücretli olarak çıkarın ya da portfolyonuza koyun kalsın. Bu video aslında ya ben artık hani şeyden çok sıkıldım arkadaşlar ya yapay zeka işte 3 site öğren 5 site öğren senin için harika bir yapay zeka sitesi var. İşte merak ediyor musun? İşte o zaman hadi videoya geçelim. Bu yapay zeka sayesinde işte hayallerini gerçek yapabilirsin. Fotoğrafın kalitesi çok güzel oldu. E tamam yani işine yarayanlar için okey de. Yani o kadar bunun sayısı artmaya başladı ki gerçekten ben bundan biraz böyle boğulmaya başladım bu arada yapay zekayı ben de kullanıyorum. Ben de yapay zeka içeren tool'ları kullanıyorum. Bazen bunların videolarını ben de çekiyorum ama aynı üst üste üst üste üst üste üst üste bu kadar yapay zeka yapay zeka. Gerçi yapay olduk artık yani. Bu yüzden bu bir sitem videosudur falan diyormuşum böyle. Hani bu benim son zamanlarda biraz daha böyle rahatsız olmaya başladığım konulardan bir tanesi. Bununla birlikte de şunu merak ediyorum. Yapay zeka yapay zeka diyoruz ama aslında gerçekten bu işi yapacak olsanız yani bu gördüğünüz tool'ların hepsi işte öyle bir yapay zeka aracı var ki ne yapıyor işte siz bir text veriyorsunuz onu resme dönüştürüyor ya da işte siz bir text veriyorsunuz onu gidiyor sese dönüştürüyor. Türkçe veriyorsunuz, Türkçe seslendiriyor. Gayet doğal seslendiriyor. Hatta bununla alakalı bir video da çektim geçtiğimiz günlerde. Ama mesela baktığınız zaman okey. Biz bu yapay zeka ile olan şeyleri biz yapmak istediğimizde nasıl yapabiliriz diye düşünüyorum. Bununla alakalı konuşacak çok fazla şey var tabii ki ama yapay zeka ile ilgili rollerde de Türkiye'de ne durumdayız? Yani ne kadar düzeyde bir yapay zeka çalışanları ile ilgili bir ilan var ya da ne kadar aranıyor, aranmıyor mu? Bunları da merak ediyordum. Bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Ben çoğunlukla LinkedIn kullanıyorum ve LinkedIn'de de bazen öyle ana sayfalara takılıyorum neler var diye. Bazen iş ilanlarına bakıyorum hangi ilanlarda neler bekliyorlar, hangi yetkinlikleri bekliyorlar diye. Bir videoda da bunlardan bahsetmek istiyorum bu arada. İşte bir iş başvurusu yapmak istiyorsunuz ya da işte bir alanla ilgili kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Bu alanda ne gibi yetkinlikler kazanmanız lazım? Yani bunun en iyi bakabileceğiniz yeri İş ilanları. İş ilanlarına da bakacaksınız. Sizden ne bekliyorsa tık 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 onları öğreneceksiniz. Ya tabii bu senior level için işte ya da manager level için sizden deneyim de bekliyor olacak. Onlar için söylemiyorum ama en azından yeni başlayacak düzeyde 1-2 yıllık deneyimlerde neler bekliyorlar kısmını öğrenmeye çalıştığınız zaman bu şekilde araştırabiliyor olacaksınız. Ama bugün değinmek istediğim konu farklı. Bundan yine değinirim başka bir videoda. Örneğin ben şu anda LinkedIn'e girdim. Ekran görüntüsü koymayacağım. Sizler de bakabilirsiniz ama mesela Türkiye bazında arıyorum. Ve data science alanında ya da işte yapay zeka alanında bir rol aradığında ne kadar ilan karşıma çıkıyor bunlara bakacağım. Önce bir yapay zeka yazalım ve karşımıza çıkan ilan sayısına bakalım. Örneğin şu an 8 ilan çıktı. Ama burada şeyi de atlamamak lazım. LinkedIn'de çoğu ilan İngilizce olarak çıkılır arkadaşlar. Şimdi zaten ben bunu AI tarzında yazdığımda da ilan sayısındaki değişimi muhtemelen göreceğiz. İşte data science yazdığımda da muhtemelen göreceğiz. Ve bir yandan da şunlara bahsetmeye çalışacağım. İşte bu rollerde neler arıyorlar, neler bilmenizi bekliyorlar. Bunlara da bir değinmiş olacağım ki aslında bu yapay zeka, yapay zeka diye anlatılan muhabbette asıl altında yatan şey sizden hangi etkinlikleri bekledikleri, bunları nasıl kazanabileceğiniz. Yani bu değil mi zaten? O yüzden ben bu tarz konulara değinmek istiyorum. Şimdi yapay zeka yazmıştık, 38 ilan çıkmıştı ama bir de Artificial Intelligence yazalım. Yazdığımda şu an mesela göreceğiniz üzere göremiyorsunuz tabi ama ben size sayıyı söyleyeyim. 347 sonuç çıktı. Neden böyle diyecek olsanız işte dediğim mevzu. Kimi ilanlar Türkçe çıkılıyor, kimi ilanlar İngilizce çıkılıyor. Ha burada mesela aklıma şu geliyor. LinkedIn'in geliştirilebilecek bir özelliği. Sonuç olarak biz burada Türkçe yani Türkiye'den ilan bakmıyor muyuz? Ben Artificial Intelligence yazdığımda yapay zeka demek değil mi? Bu arama motoru bunu arkada hem Türkçe hem İngilizce kaç dilde ilan varsa çevirerek mesela Alın size proje örneği mesela hani al, tutun yapın. Bunların hepsine çevirerek benim karşıma ona göre sonuçları çıkarsın. Aslında şu an 347 artı 38 tane sonuç var. Yanlış hatırlamıyorsam 38 az önce. Ama bunları Türkçe yazdığımda farklı ilanlar çıkıyor. İngilizce yazdığımda farklı ilanlar çıkıyor. Neyse bizim için o problem değil. Şimdi mesela ilanlara bakıyorum neler bilmemizi bekliyorlar. Burada da firma isimlerini veremeyeceğim maalesef. Hani bunlar sıkıntı oluşturabileceğinden dolayı ama neler bilmenizi beklediklerinden bahsedebilirim. Çoğunlukla zaten istatistik bölümleri, bilgisayar bilimleri, matematik, endüstri mühendisliği gibi bölümlerden mezun olmanızı bekliyorlar ki endüstri mühendisliği mezunuyum ben de. Biz de hem yapay zeka dersleri aldık hem de yönelim araştırması vesaire gibi bu yapay zeka köken oluşturabilecek işte uygulamalı istatistik. İstatistik mezunları kadar zorlu bir istatistik dersi almadık ama biz de bu yollardan geçtik. O yüzden az çok hatırlıyorum diyebilirim. Ki benim de yapay zekaya başlama geçmişim var bu arada. Yani ben de her Türk genci gibi diyormuşum. Yapay zeka ile ilgili bir şeyler yapmaya merak saldım. Ki benim başından beri şöyle bir hevesim vardı. İşte bir uygulama yapsak. işte bu uygulama benim çevremdeki en çok takıldığım kafelere göre bana yeni kafeler önerse ve bu kafeler içeride puanlansa. işte puanlama sistemine göre bana daha sonra gidebileceğim kafe önerilerinde de bulunsa. Yani recommendation sistem gibi Netflix, Spotify gibi bir uygulama düşünmüştüm. Ona ithafen bir şeyler yapabilir miyim gibi böyle yapay zeka ile alakalı işte machine learning ile alakalı bir şeyler öğrenmeye başlamıştım. Sağ olsun Üstün abi bize o zamanlar geçtiğimiz yıllarda bir şeyler anlatmıştı. İşte bu makine öğrenmesinin temelleri, algoritma asıl nereye dayanıyor. Ama ben orada bu çok istatistik olasılık türevde falan çok boğuldum. Matematikte çok boğuldum. Yani tamam bir model yapacağız da hani bu kadar şey bilmek beni gerçekten çok boğmuştu ama o boğulmada bile şunu fark ettim. Evet arkadaşlar o modeli kurmanız için arka taraftaki o matematiği bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Yoksa işte ben random forest yazdım. Ağaçların dallarına göre bana şu kadar çıktı verdi. yüzde %90. Sallıyorum. Yani bu değil aslında olay. Arka planında yatan olayı bilmeniz gerekiyor. E çoğunlukla olarak tabii ki Python R gibi istatistiksel bilgilerinizde uygulayabileceğiniz bir programlama dili bilmenizi bekleyecekler, makine öğrenmesi algoritmalarını bilmenizi bekleyecekler. Yine bu algoritmaları ve programlama dillerini uygulayabilmeniz için sizden veri yapılarını ve software dizaynını da bilmenizi bekleyecekler. Bu da tabii ki doğal olarak karşınıza çıkan şeylerden bir tanesi. Veriyle ulaştığınız için, uğraştığınız için, asıl olarak da bu veriyi manipüle etmeyi de öğrenmeniz gerekecek. Yani veriyi yönetmeyi de öğrenmeniz gerekecek. Bunun için de Database'i de bilmeniz gerekecek. Hangi database'i hangi koşullarda kullanacaksınız? Ya da yazdığınız sorguyu optimize edebilmek için neler yapacaksınız? Bunlar tabii ki sizin asıl işiniz değil ama bunları da bilmenizde fayda olacak şeyler. Yani yeri geldiğinde açıp kendi SQL'inizde yazabilmelisiniz. Normalde Python'la yaptığınız bir modellemeyi veri tabanı seviyesinde de yapabilirsiniz. Veri boyutu büyüdüğünde size daha hızlı dönüş verebilmesi adına bunu sunucu sistemine indirebilirsiniz. E burada yaptığınız zamanda. da daha verimli bir sonuç alacaksınız. Belki de daha hızlı alacaksınız. Belki de demeyeyim ama daha hızlı alınacağını tespit ettiğim için ben de bu şekilde söylüyorum. ve o şekilde en azından SQL'inizi de iyi bir düzeyde yazabilmeyi bilmeniz lazım. Başka ilanlara bakalım. Mesela Senior Data Scientist ilanı görüyorum. Terimleri anlama, cartcurt iyi kötü anlasın diyor. Onlar geçtim mesela. Burada Excel ve PowerPoint bilmeniz de bekliyor mesela. Garip. Ya yani sunumları demek ki ofis programlarından yapıyorlar. Ya da minimum bir 5 yıl deneyim beklemiş. Yine istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik ve MIS gibi bölümlerden tercih ediyorlarmış. Yönetim bilişim sistemleri videolarımızda bu arada kanaldan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Başka bakıyorum KPI handling, işte KPI'leri ortaya çıkarma, problem çözme, yaratıcı düşünme gibi. Data modeling burada da bekliyor. İngilizce bekliyor tabii haliyle çünkü neden? Zaten data science asıl kaynaklarından da geldiği üzere özünde İngilizce olarak getirilmiş bir şey. Yani Türkçe'ye doğru olarak çevrildiğini düşünmüyorum. Ben de araştırarak öğrenmeye çalışıyorum. O kısım ayrı tabii ki ama Data Science'daki terimler Türkçeleştirildiği zaman çok saçma sapan haller almaya başlıyor. O yüzden Türkçeleştirmeden İngilizce bir şekilde öğrenmek lazım. İngilizce de bilmek lazım. En azından demeyeyim. Terimleri ve yorumu doğru bir şekilde yapabilmek için. Son birkaç ilana daha bakalım. Mesela Senior Lead Data Scientist ilanı. Burada 5-7 yıllık bir deneyim bekliyor. Karşılığında yine Python, R, AWS, Azure kullanmasını bekliyor. Azure mu, Azure mu? Bunda çok emin değilim ama telaffuzu yanlış yapıyor olabilirim. İstatistiksel bilgisinin kuvvetli olmasını, regresyon analizi ve hipotez testleri yapabilmesini bekliyor ki zaten istatistikçiler şu an <laughs> bunlara gülerek izliyordur. Onların en iyi bildiği şeyler. Teorik açıdan yapay zeka ve terimlerle ilgili geçmişinin, işte makine öğrenmesiyle ilgili geçmişinin sağlam olmasını bekliyor ki deep learning tekniklerinde bilmesini bekliyor. bu ek olarak yine SQL var. Bir de uç noktada şu var. Okay, modeli kurdum, accuracy'yi ölçtüm, datayı aldım. işte modelin sonucunu attım bir yerlere falan diyorsunuz. Ama en sonunda bunu görselleştirerek de karşı tarafa ifade edebileceğiniz formata sokmanız sizin için artı olabilir. Ya yani burada ne demek istiyorum? İşte şu modeli kullandım. Accuracy accuracy'si şu. Bunların hepsini yazı olarak yazmasındansa bu tarz böyle BI tool'larını kullanarak da görselleştirmeniz bazı yerlerde ihtiyacınızın olacağı şeylerden bir tanesi. E bunun için de ben zaten ana olarak tablo kullanıyorum. Tablo kullanabilirsiniz, Power BI kullanabilirsiniz. İşte ClickView, ClickSense kullanabilirsiniz. Cognos var, Looker var. Yine aklıma gelen örneklerden bir tanesi. En basit bunu Excel'de bile yapan var ama bir şekilde onu görselleştirebilmeyi de çözmeniz lazım. Çok uç seviye görseller oluşturmaktan bahsetmiyorum data scienceçılar için ama en azından bir kurcalayıp biraz böyle anlayıp otursanız iyi olur diyebilirim. Yani genel olarak bu şekilde yapay zeka yapay zeka diye kafayı yiyeceğinize bence onlarla uğraşmak yerine açın böyle bir yapay zeka ile ilgili neler bekliyorlar sizden. Bunlarla ilgili siz yapın mesela kendiniz yaptığınız zaman onun hazzı inanın çok daha fazla olacak. Çünkü işte rengin işte tonlarıyla oynayacaksınız. Biraz saturation ile oynayacaksınız. Aydınlatacaksınız vesaire. Kendiniz oynayıp kendinizle alakalı bir ürün çıkartmış olacaksınız en azından. Sonra isterseniz bunu ücretsiz olarak çıkarın. isterseniz ücretli olarak çıkarın. Ya da portfolyonuza koyun kalsın. Yani full böyle geliştirdiğiniz bir ürün olmak bile zorunda değil. Sadece sizin yapmış olduğunuz, sizin emeğinizle, sizin uğraşlarınızla çıkartmış olduğunuz bir ürün olsun. Yapay zeka ile ilgili araştırmalarınız vesaireden hepsinden önemli olacak şey bence bu arkadaşlar. O yüzden umarım bu önerilerimi dikkate alırsınız. Peki yapay zeka ile ilgili daha fazla merak ettiğiniz şeyler var mı? Varsa neler? Bunları da yorumlara bekliyorum. Ben dayanamadım yine mikrofonu çıkardım tabii ki. Mikrofonla alakalı da durumlar var ama neyse onlardan sonraki videolarda bahsedeceğim. Umarım da beğendiğiniz bir video olmuştur. Dediğim gibi önerilerinizi bekliyorum ve videoda beğenilerinizi de bekliyorum ki daha fazla motive olmam için bu tarz beğenilerinize ve kanala abone olmanıza ihtiyacım var. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.